Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. Gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 2 Eylül 2019 Pazartesi. Eylül oldu ya. İyi mi? Şaka maka. Yazı bitirdik. Ne diyorduk? İşte Çökertmeye mi gitsek, Ayvalık'a mı gitsek, orada mı program yapsak, burada mı program yapsak, tatile giden arkadaşlar ne yapacağız falan. Ne tatil kaldı ne bir şey. Eylül'e girdik ha. 2 Eylül hem de, 1 Eylül dündü. Neyse, yapılacak bir şey yok. Konuşacağız. Yine devam edeceğiz. Neyle devam edeceğiz? Bugün adli yıl açılışı var. Adli yıl açılışı bir buçuk aydır konuşuluyor. İşte sarayda yapılacak da gidilir mi de gidilmez mi de, gidilirse ne olur da. Ona ayırmış Aydınlık manşetini bugün. Diyor ki kurucu unsur törene katılır. Adli yıl açılış töreni bugün Beştepe'de yapılacak. Türkiye Barolar Birliği 4 yıl sonra törende konuşmacı olarak yer alacak. TBB Başkanı Danışmanı Profesör Doktor Necdet Basa kurucu unsurlardan birinin törene katılmaması eksiklik olurdu demiş. Saraydaki törende neler söylenmeyecek diye Çiğdem Toker bir yazı yazmış. Bakacağız. Vallahi neler söylenecek, neler söylenmeyecek. Biraz sonra göreceğiz. Volkan başladı mı tören? Tören başladığında bir kere Yargıtay Başkanı'nı tamamen verelim. Barolar Birliği Başkanı'nı tamamen verelim. Erdoğan'ın konuşması öngörülmüyor zaten. Bir görelim bakalım neler konuşuluyor, neler konuşulmuyor, değil mi? CHP ve HDP ortak miting yapmışlar. Oho, yok vallahi biz bunlarla işbirliği yapmıyoruz. Ne alakamız var bizim HDP ile? Falan noktasından ortak mitinge kadar geldik. Ve PKK'ya operasyonları hedef almışlar. PKK'ya operasyon yapmayın demişler. Ne olacak şimdi? Ey benim güzel CHP'li seçmen kardeşim. İdlib'de ABD saldırıda ateşkes bozuldu haberleri var. Aydınlık'ta, Hürriyet'te vesaire. Milliyet'te de Esad saldırdı demiş. Rejim saldırdı. Ya dünya Amerika saldırdı diyor. Bir tek Milliyet Esad saldırdı diyor. Bu da ilginç bir bakış açısı. Sığınmacı meselesi. Tekrar gündemde, 1 milyon kişi Avrupa kapısına dayanır diye vermiş Yeni Şafak gazetesi. Ve İbrahim Karagül iç siyasetteki gelişmeleri değerlendirmiş. Demiş ki dur bir ipucu vereyim, ondan sonra nasılsa okuyacağım yazıyı daha sonra. Örneği görülmemiş siyasi mühendislik yürütülüyor. İçeride çok uluslu cephe inşası bu. AKP'den koparılanlar da orada. Parti kimliği yok, Türkiye kimliği var. Tezleri FETÖ ve PKK'nın ortak öfkesi. Türkiye ekseninde demirleyenle çok uluslu eksene kaçan ayrışacak demiş. Çoktan ayrıştı. Siz daha yeni görüyorsunuz. O da ayrı mesele. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu konuşmuş. Anayasal değişikliğe ihtiyaç var demiş. Birkaç gün önce söyledim. Bir kere daha söyleyeyim. Kemal Bey, biz o anayasayı, o Türk'ün olmadığı anayasayı, bölücü anayasayı FETÖ ile AKP birlikteyken AKP'ye yaptırmadık. Size mi yaptıracağız? Net olarak bir kere daha söylüyorum. Duyun. O anayasayı size yaptırmayacağız. O anayasayı size yaptırmayacağız. O anayasayı size yaptırmayacağız kardeşim. Heh. Anlaştık mı? Star yazarı Ardan Zentürk ilginç bir yazı yazmış. Ülkenin yeni bir partiye ihtiyacı var diye. Neyden bahsettiğini tam anlamadım. Bakarsak hep birlikte bakarız. Macron'un Rusya'ya yönelmesi ve derin devlet diye bir yazı gördüm. Neden Macron'un üzerinde duruyorum? Macron diyor ki Atlantik sisteminin, Batı sisteminin orada bir şey yok. Bana gösteriyorsun da yazı yok, bir şey yok yani. Atlantik sisteminin, Batı sisteminin sonu gelmiştir. Mesele doğuda diyor, doğuya bakalım diyor. O yüzden ilginç olabilir. Bu arada medya eleştirilerimiz oluyor. Oda TV ruhen satıldı diye bir yazı yazmış. Çok sevgili Nihat Genç dostum. Ona bakarız vakit kalırsa.
Ondan sonra çevre meselesi var. Çevre meselesine bir takım çıkarlar hesabıyla çevrecilik yapanların gözünden bakmak var. Bir de dünyanın geleceği gözünden bakmak var. Devlerin iklim hesabı diye bir haber var Hürriyet'te, ona bakacağız bu gözle. Hüseyin Vodinalı'nın da Aydınlık.com.tr'de düşük yoğunluklu kıyamet diye çok ürkütücü, böyle çok irite edici bir yazısı var. Ama bazı gerçekleri anlamak için irite olmak gerekiyor. Ürkmek gerekiyor. O yüzden paylaşmak istiyorum bunu. Memura 4 artı 4 gelmişti zam, değil mi? He? Ondan sonra bak vallahi okunmuyor. Ya onu çevirin, ya bir şey yapın, ya onu yaklaştırın. Ben yaşlı adamım kardeşim. En alem çıtırlarla program yapıyor. Böyle gencecik insanlarla. Benim gözüm görmez, bilmem ne yapmaz. Anlatabildim mi? Yok, anlatamıyorum. Kimsenin kıpırdadığı yok. Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisini o kadar. Yani niye anlatamıyorum? Yaklaştırsanıza. Doğalgaza yüksek zam geldi. %30 geldi. Memura 4 artı 4 gelmişti. İkinci sene içinde 3 artı 3 gelmişti. Ama doğalgaza %30 geldi. Haşır tutu Blackboard ne demek ben de bilmiyorum ama öyle bir ses duydum doğalgaz zammını öğrendiğimde. Şimdi doğalgaza yüksek zam üretim ekonomisine darbe diye bir haber yapmış Aydınlık. Ona da bakalım. Ya bütün bunlara bakarız da Volkan, şu şeye bakalım, adli yıl açılış törenine, onunla başlayalım. Hani kurucu unsur törene katılır diyor ya, o haberle bir başlayalım. Hadi bakalım. Hadi. Kurucu unsur törenlere katılır. Törene katılır. Adli yıl açılış töreni bugün Beştepe'de yapılacak. Türkiye Barolar Birliği 4 yıl sonra törende konuşmacı olarak yer alacak. Türkiye Barolar Birliği Başkan Danışmanı Profesör Doktor Necdet Bas'a kurucu unsurlardan birinin törene katılmaması eksiklik olurdu dedi. Bas'a avukatlık kanunu, Deniz'ciğim biraz büyütebilir miyiz bunu? Biraz büyütelim, daha rahat okuyalım. Bas'a avukatlık kanununun ilk maddesindeki avukatlar yargının kurucu unsuru olup bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder cümlesini hatırlattı. Yeni adli yılda yol haritasının yargı stratejisi belgesi olacağını hatırlatan BASA, sorunların muhataplarıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. BASA, strateji belgesi elbette mükemmel değil ama hızla çözebileceğimiz noktalar barındırıyor. Katkı sunmazsak, açılan diyalog kapısını reddedersek nasıl ilerleme sağlayacağız diye konuştu. Vallahi ilerleme sağlamak şu bu, kimsenin umurunda değil. Bu Tayyip Erdoğan var ya, bu Tayyip Erdoğan, anlatma ya diyenlerin sesi çok çıkıyor. Ya kardeşim tamam da bak şimdi yargı reformu diye bir şey var. Yargı paketi diye bir şey var. İşte bunu görüşmemiz lazım. Hani ifade özgürlüğü konusunda adam ağzını açsa içeri giriyor diye şikayet ediyorsunuz ama gelin bunu görüşerek düzenleyelim eder. Bu Tayyip var ya Allah'ım. Bunlarla uğraşıyoruz. Bir algı diye bir şey var. Adam vallahi mesela bak atıyorum Yalçın Küçük'ün yazdığı kadar kitabı okumamış. Adam profesör, öbürü yazdığı kadar kitabı okumamış. Ya bu ya. Adam Doğu Perinçek'in yazdığı kadar kitap okumamış. Ya bu Doğu Perinçek var ya. Ya bir oku önce ya. En çok bağıranın en haklı olduğu gibi bir kanaat var. İlginç. Devam edelim. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, strateji belgesinin bu yılın temel ajandası olacağını belirtti. Gül, bu belgede yer alan temel amaçlar doğrultusunda milletimize taahhüt ettiğimiz ve faaliyetleri ilgili tüm kurumların aktif katılımıyla demokratik ve çoğulcu bir zeminde birer birer hayata geçireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da adli yıl mesajında FETÖ ile mücadele vurgusu yaptı. Erdoğan, tarafsız yargı ve adaletin hızlı tecelli etmesinin önemini belirtti. Oktay Ekşi'yi verebilir miyiz ikinci sayfayı? Deniz, sana söylemedim ama Oktay abi Feyzoğlu risk alıyor demiş. Veremeyeceksen ben buradan okurum yani. Hata benim. Ben sana söylemedim. Şöyle yapabiliriz. Oktay Ekşi ne söylediği dinlenilmesi gereken bir gazeteci çünkü. Bakıyorum, adli yıl açılışı yarın yapılıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu,
5 yıldan sonra yeniden açılış konusu yapmak için kürsüye çıkacak. Hem Türkiye Barolar Birliği'nin yeniden kürsüden seslenecek olmasına yönelik görüşler var. Hem de önümüzdeki adli yıldan beklentilerinizi alabilir miyiz diye sormuşlar Oktay abiye. Oktay abi de demiş ki, Oktay Ekşi, Sayın Feyzoğlu kanımca büyük bir risk almak alarak yarınki yeni adli yıl açılış törenine katılacak ve orada konuşacak. Neden risk alacak? Kendi beyanından anlaşıldığına göre Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yargı reformu çalışmalarına hem olumlu bakmakta hem de söz konusu reformların yakın bir gelecekte yasalaşarak uygulanacağına inanmaktadır. Yargı gibi devlet yapısındaki üçüncü gücün bağımsızlık konusunu bağımsızlık konusunda göstermesi gereken titizliği göz ardı etmesi ve yürütmenin yani icranın merkezi olan Beştepe'deki başkanlık sarayında yapılacak törene katılması başka türlü açıklanamaz. Ancak yargı reformu denilen metnin yargımızı bağımsız hale getireceğine, yargıçların güvence altında görev yapacağına, bunun için örneğin Yargıçlar ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda Adalet Bakanı'nın kurul başkanı, müsteşarının tabii üye olmasına son verileceğine, kurulun üyelerinin belirlenmesinde siyasetin etkisinin azınlık düzeyinde indirileceğine inanıyorsa kusura bakmasın bence gerçekçi davranmıyor demektir. Keza siyasi partilere üye olmuş avukatların yargıçlıktan uzaklaştırılacağını düşünüyorsa bence gerçekçi değil. Türkiye Barolar Birliği'nin statüsüyle oynamaya karar verdiği bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü bu katılımı sayesinde kesebilirse tek kazancı o olur. O da kanımca yürütmenin ayağına gidip yargı yılının açılması töreninde konuşma yapmaya değmez. Kaldı ki yargıda reform yapma konusunda AKP iktidarı eğer samimi olsaydı iktidara geldiği Kasım 2002'de bugünkünden çok daha bağımsız olan yargıyı bugünkü perişan haline dönüştürmezdi. O nedenle Metin Feyzoğlu kanımca çok büyük bir risk almaktadır. Dilerim yanından ben olurum. Şimdi temel yanılgı bu. Öyle olsaydı şöyle yapmazdı. Tamam öyle yaptı adam ama şimdi böyle. Öyle yaptı ama şimdi bu. Çok sevgili Soner Polat'ın, değerli amiralimin bir askerlik terimini hatırlatmak isterim size. Soner Polat der ki, bugünkü gündür, durum bugünkü durumdur. Ya ama sen var ya 15 yıl önce, lan sen 15 yıl önce kreşteydin Allah bilir. Değil mi? Ben şimdi çocuğa desem ki 12 Eylül'de sen neredeydin? Niye sesini çıkartmadın? Bana ne diyecek? Kreşte bile değildi çocuk. Babası kreşteydi belki. Şimdi sen 2002'de bunu yaptın. Yaptı. Kimse inkar etmiyor. Ama bugün ne yapıyor? Bugün şunu yapıyor. Bugün bunu yapıyor. Yani bilmiyorum. Bu bakış açısı bana biraz doğru ve sağlıklı gelmiyor. Bir, iki. İki, Oktay abi kusura bakmasın. Ama şunu yapabilecek mi? Bunu yapabilecek mi? O senin gözünle yapılması gereken. Ama Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu. Metin Feyzoğlu da şöyle düşünüyor. Şunu yapabilir miyim? Bunu yapabilir miyim? Risk alıyor. Alacak. Ben her gün risk alıyorum. Ya kolay mı bir kameranın karşısına geçmek, bir ekrana çıkmak, her gün iki saat konuşmak dünyanın riski. Bakın risk İngilizce'ye, Batı dillerine bildiğim kadarıyla, yanılıyorsam düzelsin izleyici arkadaşlar beni ya da bilenler, Farsçadan geçmiştir. Farsça köken rızktır. Biz bundan ne anlarız? Risk olmadan rızk olmaz. Tabii ki riski göze alacaksın. Riski göze almazsan rızık yoktur. Yani rızıkta burada sadece ekmek parası bilmem ne anlamayın. Ülkenin geleceğini anlayın, ne bileyim çocuklarımızın daha iyi eğitim almasına, bunun için birilerinin risk alması gerekiyor. Bence Metin Feyzoğlu bu riski alarak doğrusunu yapıyor. Şimdi yine böyle bir de samimi ise. Ya ben ne bileyim samimi mi değil mi? Bir metre yok ki elimizde ya da bir kilo terazi yok ki. Bir samimi ölçüsü ne?
samimiyeti ölçebileceğimiz bir şey yok ki. Bakacağız bugün. Konuşmasına bakacağız. Ne söylediğine bakacağız. Ne istediğine bakacağız. Ha şöyleymiş diyeceğiz. Ama eğer samimiyse, diye bir şey yok ki. Şimdi aynı kafadan zannediyorum. Aynı kafadan. Çiğdem Toker Sözcü'de bir yazı yazmış. Diyor ki saraydaki törende neler söylenmeyecek? Ne bileyim ne söylenecek ne söylenmeyecek? Adamın kafasında değilim ki. Şöyle diyor Çiğdem Hanım. Adli yıl açılış töreni bugün 3. kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak. Ha, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılması doğru mudur? Bence değildir. Yargıtay Salonu'nda yapılır. Bilemedim başka bir yerde yapılır. Ama orada yapılıyor. Netice bu. Ha bu yüzden katılmam. Ya da yürütmenin ayağına gitmek. İlginç. Diyor ki 3. kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak adli yıl açılışının partili cumhurbaşkanının mekanına aktarılması her şeyden önce yargı bağımsızlığına verdiği zarar nedeniyle yani ilkesel olarak yanlış. Diğer yandan bu mecburiyet hali başka yanlışlıklar üretiyor. Söz konusu törenler 5 yıl önceye kadar ev sahibi konumundaki Yargıtay'ın kendi salonunda düzenleniyordu. İktidarıyla, muhalefetiyle siyasi aktörlerin o mütevazi salona gelip yargının temsilcilerini yargı mekanında dinlemesi simgesel önem taşıyordu. Evet, simgesel önem taşıyordu. Şimdi bakın arkadaşlar, 5 yıl önce, 10 yıl önce adli yıl açılış töreni 5 yıl önce, 10 yıl önce Yargıtay'ın salonunda yapılıyordu. Peki de 5 yıl önce, 10 yıl önce yargı kimin elindeydi? FETÖ'nün elindeydi değil mi? Olduğu gibi hakimler, savcılar, yüksek kurulu, bilmem neler, şunlar bunlar. Bunu inkar edebilecek kimse var mı? FETÖ'nün elinde değil miydi? 5 yıl önce, 10 yıl önce, 12 yıl önce özel yetkili mahkemeler yok muydu? Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye içeri atmıyor muydu bu yargı? O zaman kimse itiraz etmiyordu. Niye? Adli yıl açılış töreni Yargıtay Salonu'nda yapılıyordu. Anladım da yargı diye bir şey kalmamıştı. Şimdi bakıyorsunuz terfiler konusunda, Yüksek Askeri Şura meselesinde bir sürü tartışma var. Bu Yüksek Askeri Şura tamam anladım ama son 40 yıl bir Yüksek Askeri Şura vardı. Alıştığımız Yüksek Askeri Şura vardı. Bu Yüksek Askeri Şura'nın o yapısı binlerce FETÖ'cünün, yüzlerce generalin, FETÖ'cü generalin ordunun tepesine çıkmasını engelleyebildi mi? Bana şöyle geliyor, sanki şekle fazla takıyoruz. Ha takmayalım mı? Takalım, şekilde düzgün olsun. Şekilde düzgün olsun. Yani hukukun bir esası vardır, bir şekili vardır. Şekilde yerine otursun ama esası kaçırdığımız zaman şekilde fazla takılmanın da çok da bir anlamı kalmıyor. İki tane örnek işte. Adli yıl açılışı 5 sene önce, 10 sene önce Yargıtay'da yapılıyordu. Ama adalet olduğu gibi FETÖ'nün elindeydi. Niye itiraz etmiyorsunuz? Bakın 12 Mart darbesinde kim içeri atıldı? Uğur Mumcular, Altan Öğmenler, Doğu Perinçekler, şunlar. Hep biz atıldık. 12 Eylül'de kim içeri atıldı? Biz atıldık. Kimse o zaman adalet yürüyüşü yapmadı. Şimdi kim içeride? FETÖ'cüler içeride, PKK'lılar içeride. Ama biz adli yıl açılış töreni nerede yapılsın? Tamam, Yargıtay'da yapılsın, kabul. Ama Yargıtay'da açılışın yapıldığı dönemlerde adaletin olduğu gibi FETÖ'nün eline geçmesini engelleyebildiniz mi siz? Ya yok. Neyse okuyalım Çiğdem Hanım'ı. Bugün o simgesellik yargının yürütmenin mekanına gidişiyle tamamen karşıt yönde işliyor. Otoriteyi tahkim etme yönünde. Geçen yılki törende, bakın bu otorite meselesi de ilginç. Otoriteyi tahkim ediyor. Otorite, otoriter yönetim. Otorite kime yönelik? Ben biraz faydacı düşünüyorum. Ben bakarım arkadaş, bir otorite var mı ortada? Bir baskı var mı? Var. Kimi baskı altına alıyor? Bakın 2007'den itibaren
2014'e 2015'e kadar bu ülkenin ulusalcıları, kemalistleri, devrimcileri otoriter bir baskı altındaydı. Buna karşı çıktık. Şimdi kim otoriter bir baskı altında diyelim, varsa o otoriter yönetim? FETÖ'cüler, PKK'cılar. Baskı altında olmasınlar mı? Onu mu söylüyoruz? Ne zaman ulusalcılar, devrimciler, kemalistler, Atatürkçüler baskı altına alınıyor? Ablaların, abilerin hiç sesi çıkmıyor. Avrupa Birliği daha büyük balık yakalayın diyor. Daha fazla vurun diyor, değil mi? Ha, ne zaman FETÖ'cüler, PKK'lılar, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne savaş açanlar baskı altına alınıyor? Ama bu yönetimde çok otoriter canım. Daha otoriter olsun, bana ne ya? Bugün o simgesellik yargının yürütmenin mekanına gidişiyle tamamen karşıt yönde işliyor, otoriteyi tahkim etme yönünde. Geçen yılki törende yargı mensupları Beştepe'ye belediye otobüsleriyle taşınmış, geçici olarak servise dönüştürülen aynı otobüslerle tören bitince geri dönülmüştü. Yani taksi tutup gitselerdi bir şey değişecek mi? Nerelere takılıyoruz ya? Hakim ve savcıları bir müddet yürümek zorunda da bırakan bu usul, adalete inancını kaybetmek istemeyen bütün yurttaşlar için üzücü bir manzaraydı. Fazlasıyla siyasi mitingleri anımsatıyordu. Benzer görüntülerin bugün tekrarlanmayacağı merak konusu. Bakın, bu uygulamayı onayladığımı sanmayın. Ben sadece meselenin esasına bakalım diyorum. Tamam, bunlar doğru şeyler değil. Düzeltelim, elimizden geldiğince uğraşalım. Ama meselenin esası ne? Bugünkü törende kürsüye çıkan hiç kimse Türkiye'nin ifade özgürlüğü, yolsuzlukla mücadele endekslerinde durmaksızın geriye gittiğinden bahsetmeyecek. Emin misiniz? Uluslararası Rüşvetle Mücadele Komisyonu'nun Türkiye hakkındaki olumsuz raporundan söz edilemeyecek. Emin misiniz? Saraydaki törende kimse sayısız cezaevinden yükselen işkence çığlıklarına karşı etkili idari ve hukuki yolların işletilmediğini gündeme getirmeyecek. Saraydaki törende kimse sayısız cezaevinden yükselen işkence çığlıklarına karşı etkili idari ve hukuki yolların işletilmediğini gündeme getirmeyecek. 2007 ile 2015 arasında etkili idari ve hukuki yollar işletildi mi? Ha, bu şimdi de işletilmesinin anlamına gelmiyor. Cezaevleri yönetimlerinin insanlık onuruna aykırı uygulamalarında yapanın yanına kar kaldığına değinmeyecek kimse. Emin misiniz? Bakalım, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konuşmasında Türkiye'de avukatların büyük adliyelerde güvenlik güçlerince, sokakta Cumhurbaşkanlığı korumalarınca öldürülmesine, darp edilmesini eleştirecek mi? Şimdi yazıyı okuduğunda zannedersin ki her gün bir avukat dövülüyor, öldürülüyor, bilmem ne yapılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Oh! İçim daraldı vallahi. Nelerden söz edilmeyeceğinin tahmin ettiğiniz bugünkü törenlerde bol bol yargı reformundan bahsedilecektir. Fena bir şey mi bu yargı reformundan bahsedilmesi? Hani Adalet Bakanı'nın meclis tatile girmeden çıkarılacağı sözünü verdiği susarak sonbahara bırakılan reformdan, ülkeyi 17 yıldır aynı parti ve aynı iktidar yönetmiyormuş gibi, bütün bu fenalıklara başka bir iktidar yol açmış gibi allanıp pullanan reformdan yeni adli yıl hayırlı olsun. İyi, olsun bakalım. Valla ben hanımefendiye, Çiğdem Toker hanımefendiye saygı duyan bir gazeteciyim. Bir kere isminden dolayı, Metin Toker'in dedesinden dolayı, İsmet İnönü. Ama ortalama şeyler bunlar. Ortalama algıya kapılıp yazılan şeyler. Metin Feyzioğlu mesela özgürlükçü bir demokrasi istiyoruz, yeni anayasa istiyoruz, bu anayasada bilmem ne istiyoruz deseydi alkışlayacaklardı. Gitmiyorum anasını satayım. Ne gideceğim lan? Oraya gideceğim de. Alkışlayacaklardı. Meselenin şeklinde kalıyoruz, şeklinde. Esasına hiç bakmıyoruz. Bakalım lütfen. Bir ara verelim, devam edelim. Değil,
barış ve huzurun müjdecisi olmasını diliyorum. Umut ederim adli yıl hepimize adalet ve mutluluk getirir. Mesleğini icra ederken şehit olan meslektaşlarıma, vatan mücadelesinde şehit olan tüm güvenlik güçlerimize, terör eylemlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Bu sene 19 Mayıs 1919'un 100. yılını gururla idrak ediyoruz. Samsun'a çıktığında elimizde hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk milletinin asaletinden kaynaklanan ve tüm bedenimi dolduran o yüksek ve manevi güç vardı. İşte ben bu milli kuvvete, Türk milletine dayanarak işe başladım diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurtuluşa ve kuruluşa canıyla kanıyla mücadelesiyle ortak olmuş herkese saygı ve şükranlarımızı bir kez daha ifade ediyorum. Hepsinin ruhları şad olsun. O günlerden bugünlere uzanan bir ses duyuyorum. Diyor ki, ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Bizlere görevimizi hatırlatan bu ses her daim yüreğimizdedir. Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır. İşte biz bugün bunun için buradayız. Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır dediğimiz için. Bugün buradayız çünkü vatandaşlarımızın yargıya ilişkin sorunları ve bizlerden beklentileri var. Bugün buradayız çünkü avukatların yargıya ilişkin sorunları ve bizlerden beklentileri var. Bu sorun ve beklentiler birbirinden farklı ve bağımsız değil. Avukatın sorunu, vatandaşın sorunu. Çözümler de ortak. Burada bunlardan bazılarına değineceğim izninizle. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Adalet Bakanımızın yadsınamaz çok büyük destekleriyle Türkiye Barolar Birliği'nin, barolarımızın, Yargıtayımızın, Danıştayımızın ve ilgili her kesimin büyük katkılarıyla hazırlanmış olan yargı reformu strateji belgesinde sorunlarımızın önemli bir kısmına çözüm var, vardır. Ben de bu sorunların bazılarını çözümleriyle birlikte ortaya koyacağım. Ancak bundan önce şu hususu vurgulamakta fayda görüyorum. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi değildir, destekçisi değildir. Yargı erkinin üç eşit kurucu unsurundan savunmayı temsil eder. Dünyaya baktığı o pek katı ideolojik gözlüklerle bizlere kendi ideolojilerine uygun roller biçmek isteyenleri bir kez daha düşünmeye davet etmek zorundayız. Biz tarafsızız. Sadece hukukun
ve anayasamızın ikinci maddesinde tanımlanmış olan cumhuriyetimizin tarafındayız. Bir, ülkemizin kanayan yarası, biz avukatların da hedefi olduğumuz toplumsal şiddetle ve kadına çocuğa yönelik şiddetle hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Amacımız o ilk tokat eyleminden itibaren mağdurun yanında onu sarıp sarmalayacak bir avukatı bulundurmak olmalı. Bu konu partiler üstüdür. Birbirimizi ölümler vesilesiyle suçlamayı bırakalım. Çözüm üretmek zorundayız. Hep birlikte çözüm üretmek zorundayız. Hiç kimse ve hiçbir kurum kendi başına bu büyük sorunu çözmeye yetmeyecektir. Hep birlikte olursak her zamanki gibi çözebiliriz. İki, hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen zor bir sınav olmalıdır. Üç, yeni hukuk fakültesi açılması uygulamasına mevcutlar arzu ettiğimiz kaliteye ulaşıncaya kadar artık son verilmesi gerekir. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi mutlaka getirilmelidir. Türkiye'nin son dönem gerçeği, ortalama 2-3 yıl kıdemli ilk derece hakimleriyle adalet dağıtılmasıdır. Sorun büyüktür. Çözümü birlikte planladığımız, sonuna kadar desteklediğimiz hakim yardımcılığı müessesesidir. Hakim ve savcı adayları dahil olmak üzere kamuya personel alımlarında mülakat uygulamasına bir disiplin getirilmesini öneriyoruz. Kadroya alınacak kişi sayısının en fazla %10-15'i yazılı sınav sonuçlarına göre davet edilmeli. Mülakatlarda kamera kaydına alınmalıdır. 6. Bugün verilen hükümlerin yaklaşık %90'ı istinaf aşamasında kesinleşiyor. İlk dereceden gelen hükümlerde sorun var, istinafın yükü büyük ve orada %90 kesinleşiyor. Yargıtayımız içtihat mahkemesi olma özelliğinden maalesef çıkmak üzere. Bu sebeple daha büyük yüzdede hükmün Yargıtay'ın huzuruna gelmesini sağlayacak kanuni düzenlemenin getirilmesi şarttır. Düşünce özgürlüğünü, özelde basın özgürlüğünü güvence altına almak için düşünce özgürlüğüyle ilgili her suç tipinin Yargıtay denetiminden geçmesini de doğru buluyoruz ki pakette vardır. 8. Tutuklama tedbirinin peşin ceza gibi uygulanmasına sebebiyet veren katalog suçlar kanundan çıkarılmalıdır. 9. Vatandaşlarımızın avukatlık hizmetinden kaynaklanan büyük bir yükü KDV'dir. Bunun indirilmesi gereklidir. 10. Kamuda çalışan avukatların özlük hakları artık düzeltilmelidir. 11. Stajyer avukatlara avukat yanında ücretli ve sigortalı çalışma imkanını getirmek istiyoruz, getirilecektir. 12. Uyuşmazlıkların önceden doğmasını önleyecek, Batı'da doğru örneklerini gördüğümüz koruyucu avukatlık hizmetlerini geliştirmeliyiz. 13. Sayın Cumhurbaşkanım, İş uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculukta işçinin yanında avukat olmadan yapayalnız, tek başına, savunmasız müzakereye katılmasını adalet ve sosyal devlet ilkesi karşısında yanlış buluyoruz. Çünkü karşısında bütün gücüyle işveren ve bu tarafta da tek başına bir işçi. Talep eden her işçiye maddi durum araştırması yapılmaksızın baro tarafından avukat görevlendirilmesini teklif ediyoruz. Görevlendirilecek avukatları da bu konuda özel olarak meslek içi eğitimden geçirmeye biz hazırız, huzurunuzda taahhüt ediyoruz. Bu konuda bir düzenleme ve adli yardım fonunun elbette
desteklenmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli dinleyenler, yargı reformu strateji belgesi doğru bir belgedir. Kalıcı çözümlere odaklanmıştır. Adalet Bakanlığımızın çatısı altında mümkün olan en çoğulcu, en katılımcı anlayışla hazırlanmıştır. Son 25 yıl bilgim dahilindedir. Bu katılımcılıkla, bu çoğulculukla hazırlanan bir başka belge ben görmedim. Paketler halinde kanunlaşacaktır. Katkıda bulunan ve bulunacak her kurumdan ve her seviyeden herkes Türkiye için doğru bir iş yapmıştır. 82 milyon vatandaşımızın kucaklaşacağı zemin güven veren ve erişilebilir yargıdır. Milli birlik ve beraberlik sadece ve sadece güvenilir bir yargı varsa mümkün olabilir, kalıcı olabilir. Her vatandaşımızın kendini Türk milletinin asli ferdi olarak bilmesi, hissetmesi ve bu hissi evlatlarına geçirmesi, güvenilir bir yargı varsa mümkündür. Bir anne ve baba ülkesinin yargısına güven duyarsa evlatlarının geleceğine güven duyar. Bu güven duygusu millet olma bilincinin en etkili unsurudur. Yerli ve yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye gönül rahatlığıyla yatırım yapmalarını sağlayacak en etkili teşvik, faiz indirimlerinin ve diğer teşviklerin yanı sıra en etkili teşvik, güven veren bir adalet sistemini kurmamız, anlatmamız olacaktır. Böyle bir adalet sistemi daha çok fabrika, daha çok turizm yatırımı, daha çok iş istihdam, daha bol refah ve refahın adil dağılımı demektir. Türkiye'ye yönelik o kadar çok algı operasyonu yönetilmekte ki hepsi malumlarımızdır. Yabancı kamuoylarının ülkemize karşı bu algı operasyonlarından etkilenmesini önlemek zorundayız. Bunun için en etkili çare hukuk devletinin taşıyıcı kurumlarını güçlendirmektir. Yargı reformu strateji belgesi bu sebeple de önemlidir. Hayata geçirilmelidir. Eksiklikleri de süreç içerisinde giderilmelidir. Meclisimiz açılır açılmaz bir an önce ilk paket kanunlaştırılmalıdır. Pek çoğu bulundukları yerde kanaat önderi olan 125 bin avukatımızı müvekkil çevreleriyle birlikte düşündüğümüzde milyonlarca vatandaşımızın bizim etki çevremizde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla rahatlıkla söyleyebilirim ki sadece vatandaşlarımızın değil, milyonlarca vatandaşımızın da yüce meclisimizden beklentisi artık reformu paketler halinde bir an önce çıkarmak olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimiyle iç savaşa sürüklenmek istedi. Basit bir darbe girişimi değildi bu. Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek ve milletçe direndiğimiz ne varsa tek tek başımıza musallat edecek bir büyük darbe girişimini tek yumruk olarak önledik. Bir daha böyle bir felaketle asla karşılaşamayız. Bunun için demokratik kurumlarımızı ve hukuk devletinin taşıyıcı sütunlarını güçlendirmek zorundayız. Türkiye'nin normalleşme sürecinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde, özde değil sadece görünüşte de sağlayacak şekilde meclisimizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz. Önerimiz son derece somuttur. HSK üyelerinin yarısını meclisimiz 3/5 gibi çok nitelikli bir oyla, dolayısıyla yüksek bir uzlaşma seviyesiyle belirlesin. Bu durumda uzlaşma kaçınılmaz olarak
liyakat temelli olacaktır. Hem de demokratik yapı tesis edilmiş olacaktır. Kalan üyelerinde Yargıtay ve Danıştay genel kurullarında yine nitelikli oyla belirlenmesini öneriyoruz. Türkiye Barolar Birliği genel kuruluna da belli sayıda aynı yöntemle seçeceği HSK üyesi kontenjanı tanınmasını talep ediyoruz. Elbette önerimizi tüm yönleriyle tartışmaya hazırız. Çünkü Türkiye'nin ortak akla konuşarak ve tartışarak ulaşabileceğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli dinleyenler, sorunların her birinin çözümü vardır. İstek olursa çözüm bulunur. Kararlılık olursa sorunlar çözülür. Çıkış yolumuz anayasamızın ikinci maddesinde tanımlanan cumhuriyetin kuruluş felsefesine sımsıkı sarılmaktır. Türkiye'nin hukuk devletini ve demokrasiyi eksiksiz işler şekilde inşa edeceğine dair inancımız sonsuzdur. Hep birlikte başaracağız. Teşekkür ederim, arz ettim efendim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzoğlu'na konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Yüksek Yargı Organlarının değerli başkanları, kıymetli misafirlerimiz, 2019-2020 adli yıl açılış konuşmalarını yapmak üzere Yargıtay 1. Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit'i kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları, 2019-2020 adli yıl açılış töreni nedeniyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum onur ve memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum, saygıyla selamlıyorum. Yeni adli yılı hukuk, demokrasi ve insan hakları bakımından başarılı geçmesi ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa adalet, huzur ve barış getirmesi dileğiyle açıyorum. Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz fedakar meslektaşlarımızı başta şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz olmak üzere tüm yargı şehitlerimizi, aziz vatanımızı korumak uğruna hayatlarını feda eden güvenlik güçlerimizi, 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü sırasında yaşamlarını yitiren demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Vazifelerini hukuka ve Türk milletine sadakatle yerine getirip görevlerinden ayrılan çok kıymetli meslektaşlarımıza bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk diliyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Kahraman ordumuzun tarihe altın harflerle yazdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Adli yılın açılışına ilişkin bu tören geleneksel olarak Yargıtay ve ülkemizdeki adalet sistemi hakkında önemli konuların
toplumun bilgisine sunulduğu bir etkinliktir. Bundan önceki adli yıl açılış konuşmalarında olduğu gibi bu yılda adalet sistemine ilişkin Yargıtay'ın kurumsal görüşlerini şeffaf bir biçimde sizlerle paylaşacağım. Hakimler olarak bizler anayasanın 9. maddesi uyarınca her türlü egemenliğin kaynağı olan Yüce Türk Milleti'nden doğrudan aldığımız yargı yetkisini kullanıyoruz. Bu sebeple Yargıtay Başkanı sıfatıyla 5. ve son adli yıl açılış konuşmamı yaparken birlikte çalışmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğum mesai arkadaşlarımla bu süre içerisinde neleri başardığımızı, neleri başaramadığımızı gerekçeleriyle birlikte açıklamak istiyorum. Son yıllarda adalet sistemine yerleştirmek amacıyla yoğun çaba gösterdiğimiz şeffaflık ve topluma karşı hesap verebilirlik ilkelerinin bir gereği olarak üstlendiğimiz kamuya ait bu emaneti nasıl kullandığımızı sizlerin ve Yüce Türk Milleti'nin önünde izah etmeyi bir sorumluluk olarak duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, hukuk ihtiyacı insanlık tarihi kadar eski olup düzen fikrine dayanır. Bir hukuk düzeni kurmak en basit ifadeyle güçlülerin zayıfları istismar etmesine mani olmaktır. Hukuk sistemi hakların normatif düzeyde korunmasıyla oluşturulur. Bu sebeple en gelişmiş hukuk sistemi hakları en çok koruyandır. Günümüzdeki toplumların gelişmişlik düzeyleri ekonomik ve siyasi bakımdan elde edilen başarılardan çok insan haklarına duydukları saygıyla ölçülür. İyi işleyen bir yargı sistemiyle insan haklarının korunması arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Saygın bir mesleğin üyesi olan biz hakimler her gün ciddi seviyede güç kullanıyoruz. Kullandığımız bu kamusal gücün huzurumuza gelen insanların hayatlarında çok ciddi etkileri olmaktadır. Yargının kullandığı kamusal gücün dürüstlüğü, becerisi ve şahsi standartları tartışmaya açık bir kişi tarafından kullanılmasını hiç kimse istemeyecektir. Bu sebeple insan haklarının korunması yüksek mesleki ve kişisel yeteneklere sahip yargı mensuplarının varlığına bağlıdır. Yargının siyasal gücü elinde bulunduran yasama yürütme organı başta olmak üzere tüm güç odakları karşısında bağımsız olması hukuk devletinin değişmez ilkesidir. Kişi hak ve özgürlüklerinin temel güvencesi olan bağımsız yargı yoksa hukuk devletinin varlığından söz edilemez. Adalet arayan herkesin sığınacağı en son merciğinin bağımsız ve tarafsız, adil işleyen yargı sistemi olduğu daima hatırlanmalıdır. Bilindiği üzere 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile gerçekleştirilen anayasa değişikliğinin ardından 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri sonucunda Türkiye'de hem kanuni hem de fiili olarak Cumhurbaşkanı hükümet sistemi olarak adlandırılan yeni bir sisteme geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte parlamenter sistemden farklı bir kuvvetler ayrılığı gündeme gelmiştir. Yargının tarafsızlık özelliği güçlendirilmiş, yargının denge ve denetleme görevi kuvvetlendirilmiştir. Bu bağlamda 1982 Anayasası'nın birçok maddesinin değiştiği, bu anayasayı topluma dayatanların yargılandığı bir dönemde toplumun bütüncül ve tutarlı yepyeni bir anayasa oluşturmasına ilişkin haklı beklentisinin de siyasilerin uzlaşmayla karşılık vermeleri gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan yargı reform stratejisinde öngörülen 9 amacın tam anlamıyla gerçekleştirilmesinin adalet sistemimizin daha da katkılar sağlayacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda hakimlerinin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır. Özellikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yargıda şeffaflık, savunma hakkının etkin kullanılması, adalete erişimin güçlenmesi, yargıda verimliliğin arttırılması, her zaman
her yerde önemini koruyan temel başlıklardır. Yargı reform stratejisindeki gerçekleştirmesi taahhüt edilen reformların başta İstanbul Bildirgesi'nde öngörülenler olmak üzere uluslararası standartlara uygun şekilde kısa bir süre içerisinde yasalaşarak ülkenin gündemine gelmesini bekliyoruz. Hepinizin bildiği gibi yargı bağımsızlığı, iyi işleyen bir adalet sistemi, bütçe ve kanun çıkarma konuları da dahil olmak üzere birçok unsurun bir arada olmasına bağlıdır. Ancak bu unsurların tam olarak gerçekleştirilmesi bazı hallerde yasama ve yürütme organlarının konu ile ilgili tutumlarına bağlıdır. Özellikle yargıya ilişkin konuların ön yargısız ortamlarda şeffaf bir biçimde demokratik bir katılımla tartışılması gereklidir. Sorun çözme kapasitemizin gelişmesi bakımından da son derece önemlidir. Çatışma ve kavga kurumsal ve toplumsal diyaloğun yerine geçerse çözümü kolay, birçok teknik sorun üst politik tartışmalara sıkışarak çözümsüz kalır. Bu sebeple adli yıl açılışlarının halkın huzurunda tüm tarafların katılımı ile şeffaf ve demokratik şekilde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ve demokratik şekilde yapılmasının bu yapıcı ve uzlaşmacı tutumumuza destek olan barolar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve katılan barolarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, insan haklarına saygılı ve millet egemenliğine dayalı, bağımsız ve egemen bir hukuk devletidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve egemenliğin hangi esaslara göre dayalı olarak kullanılacağı Türkiye Anayasası'nın 6. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Hiçbir kimsenin veya organın kaynağını anayasada almayan bir yetkiyi kullanamayacağı aynı maddenin son fıkrasında vurgulanmıştır. Yargı yetkisi başlıklı anayasanın 9. maddesinde yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır hükmü yer almaktadır. Bağımsız yargı cumhuriyetimizi ve devletimizi ayakta tutan temellerden birisidir. Bu temelin sarsılması, kaba kuvvetin ve anarşinin doğmasına, toplumsal barışın bozulmasına ve nihayetinde demokrasinin ortadan kalkmasına yol açar. Türk milleti adına kullanılan asli, hukuki ve mutlak egemenliğin devlet içinde ve devlet dışında herhangi bir kudrete ya da otoriteye bırakılması egemenliğin sonu olur. Türk yargısı bu gerçeğin bilincindedir. Gerek yurt dışından, gerek yurt dışından üst düzey siyasi kişiliklerin devam eden soruşturmalara ve davalara ilişkin beyanları haklı gerekçeleri olsa bile belli yönde karar vermeleri için mahkemelerde çağrıda bulunmaları veya açıklamalar yapmaları adil yargılama hakkını güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki bağımsız ve tarafsız mahkeme fikriyle bağdaşmamaktadır. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 29 Mayıs 2019 tarihli Türkiye raporunda 2016 darbe girişiminin ardından hakim ve savcıların %30'unun ihraç edilmesi ve görevden uzaklaştırılması neticesinde Türk yargısının bağımsızlığına ilişkin endişeler devam etmektedir ifadesine yer verilmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY terör örgütü faaliyetleri sebebiyle eski yüksek yargı üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında 178 kişi hakkında fezleke düzenlenmiş, bunlardan 175 kişi hakkında dava açılmış, bu davalardan bir kişi beraat etmiş, bir kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş, 106 kişi mahkum olmuş, 67 kişi hakkında ise yargılamalar devam etmektedir. İlk derece mahkemelerine görev yapan hakim ve savcılardan 4.561 kişi hakkında soruşturma açılmış, bunlardan 3.495 kişi hakkında dava açılmıştır. Bu davalardan 534 kişi beraat etmiş, 1.344 kişi mahkum olmuş, 1.617 kişi hakkında ise davalar devam etmektedir. Böylesine ağır ve önemli suçlardan mahkum olmaları sonucu cezaevinde bulunan, soruşturmalara devam eden,
eski yüksek mahkeme üyeleriyle derece hakim ve cumhuriyet savcılarının ihraç edilmeleri ve mahkum edilmeleri zorunludur. Çağdaş hukuk sistemlerinde bunun dışında bir seçenek olmayacağını bilmek için hukukçu olmaya da gerek yoktur. Durum bu kadar açık iken yargı bağımsızlığı kavramını terör örgütüne bağlılık olarak anlayan ilerleme raporundaki bu ifadeler söz konusu raporu değersiz bir kağıt parçasına dönüştürmüştür. Siyasi bir organ olan Avrupa Birliği hangi hukuk anlayışıyla ve nasıl bir meşru gerekçeyle kendisini Türk Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yerine koymaktadır. Bu konuda Strasbourg organların standartları ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları son derece açık, net ve tutarlıdır. Avrupa Birliği'nin yargıya yanmış olduğu bu siyasi müdahale girişimi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapan hakimlerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını gölgelemiş, ileride verilmesi muhtemel kararları şimdiden tartışmalı hale getirmiş ve yargı bağımsızlığına ağır bir darbe vurmuştur. Avrupa Birliği'nin bu tutumu hukuk derslerinde okutulacak bir skandaldır. Avrupa Birliği raporundaki etik ve şeffaflık üzerine durulurken Yargıtay'ın bu alanda gerçekleştirdiği ve dünyadaki adalet politikalarını dahi etkileyecek nitelikteki çalışmaları görmezlikten gelinmiştir. Yargıtay'ın ev sahibinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yine Yargıtay'ın girişimiyle Birleşmiş Milletler'e üye tüm devletler tarafından kabul edilen yargıda şeffaflığa ilişkin ilk ve tek kapsamlı metin olan İstanbul Bildirgesi'nin dikkate alınmaması söz konusu raporun at gözüyle hazırlandığının en somut örneğidir. Diğer yandan Yargıtay tarafından oluşturulan şu an için Avrupa bölgesi dahil olmak üzere tüm dünyada en yüksek standartları temsil eden Yargıtay yargı etiği sistemi hakimler savcılar kurulundan kabul edilen hakim ve savcıların uygulamaları gereken etik kuralları kapsayan Türk yargı etiği bildirgesi de görmezden gelinmiştir. Her yıl yargı etiğine eleştiri konusu yapan Avrupa Birliği'nin yargı etiğine ilişkin bu gelişmelere yer vermeyen raporu tutarsızlık ve ön yargı başta olmak üzere en temel etik ilkelere aykırılıklarla sakat hale gelmiştir. Sonuç olarak uluslararası alanda Türk yargısına yönelik karalama kampanyasının bir parçası olan rapordaki ifadeler Avrupa Birliği'nin Türk yargısı ve kamuoyu önünde itibar kaybetmesine yol açmıştır. Öte yandan küresel olarak çeşitli güç odakları tarafından Türk yargısına yönelik olumsuz algı oluşturma çabaları sistematik bir şekilde sürdürülmektedir. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 yılı küresel rekabetçilik raporunda Türkiye'deki yargı bağımsızlığı 111. sırada gösterilmiştir. Bu konuda yazılı ve görsel basında yer almıştı. Söz konusu idam cezalarının günlük yaşamın bir parçası haline geldiği Mısır 29. sıra, Cemal Khashoggi cinayetini dünyanın gözü önünde örtbas etmeye çalışan Suudi Arabistan ise 24. sırada gösterilmiştir. Sadece bu iki örnek dahi raporu hazırlayanların hukuk anlayışlarını ve Türk yargısına hakkındaki uluslararası alanda nasıl kirli ve çirkin bir propaganda yürütüldüğünü göstermeye yeterlidir. Sayın Cumhurbaşkanım, 2015 yılı adli yıl açılış konuşmamda, gelecek yıl adli yıl açılış konuşmasında birlikte olabilirsek, ülkemiz açısından sorunlu alanlardan doğan risklerin büyük ölçüde gidermiş olabileceğimizi ve daha iyi bir adalet sistemine doğru ilerleyeceğimizi ifade etmiştim. Bunun üzerine mesai arkadaşlarımla birlikte şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeler çerçevesinde düzenlediğimiz bilimsel toplantılarda adalet aktörlerinin ve değerli akademisyenlerin görüşünü alarak 2015-2019 Yargıtay stratejik planını hazırladık. Bu stratejik planımıza göre adli yargının etkinliği ve verimliliği istinaf süreci hakkındaki yaptığımız çalışmalarla ilişkin değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. Ülkemizde 1924 yılında kaldırılan, 2004 yılında 5235 sayılı kanunla kurulan, aradan 10 yıl geçmesine rağmen bir türlü faaliyete geçirilemeyen istinaf sisteminin çağdaş yargı sistemi için bir gereklilik olduğu bilinciyle
bu konudaki çabalarımızı yoğunlaştırdık. Nitekim 20 Temmuz yani hain darbe teşebbüsünden o 5 gün sonra 20 Temmuz 2016 tarihinde bölge adliye mahkemeleri faaliyete başladı. 3 yıl önce faaliyete geçen istinaf sistemi arzuladığımız hedefleri hangi ölçüde yerine getirmiştir? Bu soruya açık bir cevap vermek durumundayız. Bir bölge adliye mahkeme faaliyete geçmesindeki temel amaçlardan bir tanesi yargıtaya gelen iş yükünün azaltılması ve yargıtayın bir tam bir içtihat mahkemesi haline dönüştürmesiydi. 2015 yılı sonu itibariyle yargıtaya gelen toplam dosya sayısı 1.004.281 iken bu sayı ilk derece mahkemelerinde artan dava yüküne rağmen 2018 yılı itibariyle toplam 276.379'a düşmüştür. Bazı hukuk daireleri şu anda postaya çalışır hale gelmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ceza dairelerinde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında arşivlerde bekleyen dosyalarda dikkate alındığında daha 2 yıllık bir süreye ihtiyacımız vardır. 2. Bölge adliye mahkemeleri hain FETÖ terör örgütünün darbe girişiminden 5 gün sonra 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçmiş mevcut hakim ve savcılarının 1/3'ünü FETÖ ile irtibatları sebebiyle meslekten atılmışlardır. Bunun 2 sonucu olmuştur. Birincisi, istinaf için planlanan kıdemli tetkik hakim ve savcı teminde zafiyet meydana gelmiştir. Bu açığın kapatılması amacıyla Yargıtay'da görev yapan kıdemli ve nitelikli 572 hakim başta bölge adliye mahkemeleri olmak üzere hakimler, savcılar kurulu, teftiş kurulu gibi Yargıtay dışındaki farklı görevlere atanmışlardır. Bu arkadaşlarımız yargının yeniden inşa edilmesine son derece önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Buna bağlı olarak gelişen ikinci sonuç ise bu süreçte hakimlere başka görevlere atanan Yargıtay'da meydana gelen verimlilik kaybıdır. 2015 yılında 938.005 karar veren daireler, bir yıl içerisinde 938.005 karar veren daireler yaklaşık olarak aynı tetkik hakimi sayısıyla 2018 yılında 511.508 karar vermiştir. Yargıtay'da %45 verimli kaybı yaşanmıştır. Yargıtay'ın verimli bu şekilde azalması adli yargı sistemimizde genel iş yükü mücadelede önemli bir zafiyete yol açmıştır. Bunun önemli sebebi Yargıtay'ımızda kıdemli nitelikli tetkik hakimlerinin taşraya verilmesi, bunların yerine ise FETÖ terör örgütünün uğratmış olduğu zafiyet gereği kıdemsiz ve hatta stajdan gelen tetkik hakimlerinin Yargıtay'a da görevlendirilmesi, onların yetiştirilmesindeki harcadığımız zaman ve çabadır. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi amacıyla Yargıtay tetkik hakimine veya Yargıtay tetkik hakiminden başka göreve yapılan atamalarda Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'nun bağlayıcı görüşünün alınması zorunlu olmalıdır. Yargıtay Kanunu kaldırılan 27 ve 36. maddeleri yeniden geri getirmelidir. 2 yıldan beri Adalet Bakanlığı nezdinde yoğun bir çaba yürütmekteyiz. 3. Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete geçmesindeki temel amaçlardan birisi de dosyaların büyük çoğunluğunun istinaf aşamasında sonuçlanmasıydı. Üzülerek belirtmem gerekir ki adli hizmetlerdeki kalite düşüklüğüne bağlı olarak dosyalar pinpon topu gibi yargı mercileri arasında gelip gitmekte, bir türlü kesin hüküm ile sonuçlandırılıp ihtilaf yargı sisteminin dışarısına çıkarılamamaktadır. 4. olarak bölge adliye mahkeme faaliyeti geçmesinden sonraki dönem esas alındığında hukuk davalarının istinaf aşamasında kesinleşme oranı %75, ceza davalarında ise bu oran %85'tir. Yani davaların büyük çoğunluğu ilk derece yargı ve bölge adliye mahkemesi yargısında kesinleşmektedir. Davaların büyük oranda bölge adliye mahkemelerinde kesinleşiyor olması bazı hak mağduriyetleri sonucuna doğurmuştur. Bunun düzeltilmesi için bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı kanun yararına bozma yolu açılmalı, buna ilişkin kanun düzenleme yapılmalıdır. Diğer bir önemli sorun da farklı bölge adliye mahkemelerinden farklı kararlar çıkması suretiyle adil yargılama ve hak ihlallerine yol açılmasıdır. Kamuoyunda rahatsızlık duyulan diğer bir husus da aynı olayda aldıkları ceza bakımından bir kısım sanıkların istinafta itiraza geliyor olması, bir kısmında temize incelemesine tabi tutuluyor olması adil yargılama hakkını zedelen niteliktedir. Bu halde suçlardan birisi Yargıtay'da inceleniyor ise diğer suçların da aynı konumda olan bağlantılı suçların da Yargıtay'da incelenmesi gerekir. 5. olarak Yargıtay
bölge adliye mahkeme faaliyete geçmesini desteklerken adli sistemin düzenli şekilde işlemesi için bazı uyarılarda bulunmuştur. 2017 yılında yaptığım adli yıl açılış konuşmasında bölge adliye mahkemelerindeki mevcut iş yüküyle yakın gelecekte karşılaşacakları iş yükü arasında büyük bir uçurum olacağının farkında olmalıyız. Bölge adliye mahkemelerinin performansını aşırı bir iyimserlikle bugünkü iş yüküne göre değerlendirmek, ortalama yargılama süreleri bakımından Yargıtay ile karşılaştırmak bizi doğru sonuçlara ulaştırmaz demiştim. Bugün bölge adliye mahkemelerinin arşivlerindeki dosyalar büyük hızla artmaktadır. 2017 yılı sonu itibariyle bölge adliye mahkemelerine devreden dosya sayısı 183.040 iken 2018 yılı sonunda bu sayı 2,5 kat artarak 453.567'ye yükselmiştir. Sonuç olarak bölge adliye mahkemelerinin kurulması yargı sistemimizde çağdaş ve çağdaş bir sistem olarak bir devrim niteliğinde olmuştur. Geleceklerinden ümitliyiz ve ülkemiz üçlü derece, tüm dünyada olduğu gibi üçlü bir denetleme sistemine kavuşmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım, daha önceki konuşmalarında da Yargıtay'daki daire ve üye sayısının arttırılarak hatta bölge adliye mahkemenin kurulmasıyla iş yükü sorunun çözülemeyeceğini, hakim ve mahkeme sayısının arttırılmasında bir işe yaramayacağını, iş yükü meselesinin ancak mahkemelere intikal eden uyuşmazlıkların azaltılarak çözülebileceğini, yargı sisteminde adil ve etkin bir filtreleme sistemi kurulması gerektiğini ifade etmiştim. Peki geçen sürede neler yaptık? Bu konuda değerlendirme yapmak istiyorum. İş yükünün önemli sebeplerinden bir tanesi kamunun inisiyatif almaması sonucunda birbirine benzer tüm davaların yargı önüne geliyor olmasıdır. Bu kamunun inisiyatif almak suretiyle devleti vatandaşla davalı etmemek suretiyle bu meselenin çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir bölücünün, adli yargının bir bölücünün, idari yargının da davalısının kamu olduğu bir sistemde bizim bu yoğun iş yük karşısında daha iyi bir yargı sistemine doğru ilerlememiz oldukça zordur. Tabii Kamu Ombudsmanlığı Kurumu'nun da idari uyuşmazlıklar konusunda Kamu Denetçilik Kurumu'nda etkin bir rol alması da çözüm yolu olarak düşünmelidir. İkinci olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi sürekli üzerine durduğumuz bir konudur. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın oldukça başarılı çalışmaları olmuştur ve ümit verici gelişmeler vardır. Özellikle ceza uyuşmazlıklarında uzlaştırma ve etkin soruşturma bakımından ilerlemeler kaydedilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yargı reform stratejisinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesinin öngörülmesinin de memnuniyet verici olduğunu söyleyebilirim. 2018 yılında 208.014 dosya uzlaşmayla sonuçlanmış, 2019 yılının ilk 6 ayında ise 126.175 dosya uzlaşma sağlanmıştır. Yine 2018 yılında 36.000 dosya ön ödemeyle sonuçlanmış, 59.000 dosya ise dava açılmasının ertelenmesi kararı vermiştir. Bütün bu alternatif çözüm yöntemlerine rağmen, bu ilerlemelere rağmen halen daha ceza yargılama sistemi içerisinde %5'lik küçük bir oran mahkemelere intikal etmeden çözülebilmektedir. Bu konuda daha radikal çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yargıtay olarak çözümlerimiz de daha önceki birçok toplantımızda Adalet Bakanlığı'na ilgili mercilere bildirmiş ve iletmiştik. Son yıllarda tabii Arabuluculuk Daire Başkanı'nın da önemli, Sayın Adalet Bakanlığı önemli gayret ve çabalarıyla ümit verici gelişmeler olmuştur. İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk başarıyla uygulanmaktadır. İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuğun uygulanma başladığı 2018 yılının Ocak ayında 2019 yılının Temmuz ayına kadar 356.408 uyuşmazlık çözülmüştür. İhtiyari arabuluculuğun uygulanma başlandığı 2013 yılından bu yana 144.000 uyuşmazlık çözülmüştü. Dava şartı arabulucunun bu rakamlar daha başarısını ortaya koymaktadır. 2019 yılının Ocak ayından itibaren yürürlüğe giren ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanan uyuşmazlık sayısı ise bu yılın Temmuz ayı itibariyle 22.405'tir. Aile uyuşmazlıkları başta olmak üzere
diğer uyuşmazlıklarda da arabulucunun etkili şekilde uygulanması hem toplumsal barışa katkı sağlayacak hem de yargının iş yükünü azaltacaktır. Bu konu üzerine yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Tabii aynı zamanda Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu'nun da ifade ettiği gibi iş ihtilaflarında arabuluculuk önünde işçinin de bir avukatla temsil edilmesi ve savunması daha sosyal devlet ve adalet açısından uygun olacağını düşünmekteyim. Tahkim meselesi ilerleyememiştir. Ticari uyuşmazlıklarda tahkimin geliştirmesinin sağlanması da gerekmektedir. Ama bu yapılamıyorsa ticari hukuki uyuşmazlıklarda arabulucuların nitelikli arabulucular arasından seçilmesi ile ilgili bir düzenleme yapılabilir. Üçüncü olarak sık yapılan kanun değişikliklerinin adli hizmetlerin kalitesinin düşmesine sebep olmuştur. Bu durum iş yükünü arttırdığı uzun süreden beri yargı mensuplarının ortak şikayet konusu olmuştur. Hukuk eğitimindeki yetersizlikler konusunda hem hukuk fakültesinin sayısının fazla olması, lisans eğitimin 5 yıl olarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da açıklanmış olması, bunlar ümit verici gelişmelerdir. Hukuk fakültelerinin birinci sınıfında Türkçe dil bilgisi, hukuk tarihi, mukayeseli hukuk tarihi, hukuk felsefesi gibi derslerin zorunluluk okutulmasında fayda olacaktır. Ama bunun yanında tüm Batı ülkelerinde olduğu gibi önemli bir kaynak olan Yargıtay'ın onursal başkan üyelerinden, Danıştay'ın başkan üyelerinden, Yüksek Mahkeme başkan üyelerinden de öğretim görevlisi alınabildiğinde bu kadar fazla olan hukuk fakültesi sayısında oldukça nitelikli öğretim görevlisi açısından da fayda olacaktır. Bu konuda da Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversiteler bu konuyu gündeme almaları gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, İçtihatı birleştirme kararları bilindiği üzere tarihsel ve kurumsal olarak yüksek mahkemelerin hukukun tüm ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlamak, hukuki denetim yapmak gibi iki temel işlevi vardır. En üst derecede yüksek mahkemeleri karakterize eden asıl unsur, hukuki denetim yapmanın ötesinde hukukun ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Zira bir yüksek mahkeme kararı sadece o davanın taraflarıyla sınırlı değildir. Yüksek mahkeme kararlarının herkese yönelik olması sebebiyle objektif bir işlevi de vardır. Bu işlevi Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenmiş olan kanun önünde eşitlik ilkesinin bir sonucudur. Bu hukuk kuralı yurdun bir bölgesinde farklı, bir bölgesinde farklı uygulanırsa eşitlik ilkesi ihlal edilir. Adalet duygusunun gevşediği ve önemini kaybettiği dönemlerde toplumun nasıl bir çöküş yaşadığı tarih bize tanıklık etmiştir. Bu nedenden dolayı hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği, hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmek gibi önemli bir görevimiz vardır. Hepimizin bildiği üzere son yıl, 5 yıl içerisinde mesai arkadaşlarım yoğun gayretleriyle hukuk tarihinde, Türkiye'nin tarihinde rekor denilecek şekilde 22 içtihatı birleştirme kararı verilmiş olup geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda bu dönem Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kurulları'nın en çok çalıştığı dönem olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım, bireysel başvuru ile temel insan hak ve özgürlüklerinin olay bazında belirlenmesi, ihlal edilen hakkın onarılması, gerekli önlemlerin alınması için Anayasa Mahkemesi'ne verilen yetki, mahkeme kararlarına yönelik temiz mekanizması değildir. Günümüzdeki toplumsal barışın korunması, kişilerin hukuksal güvenliklerini sağlanması, yargılamanın temel amaçları arasındadır. Kesin hüküm müessesesi bireysel başvuru karşısında önemini ve güncelliğini yitirmiş veya modası geçmiş bir kavram değildir. Yargıtay'ın uzman daireleri tarafından yıllara dayanan deneyim ve bilimsel tartışmalar sonucunda oluşturulan içtihatların bu konuda uzmanlığı bulunmayan Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılması, hukuki öngörülebilirlik ve eşitlik ilkeleri olmak üzere risklere yol açabilmektedir. Kararların bir yüksek mahkeme tarafından hukuka uygunluğun denetlenmesi, mahkemeler tarafından verilen kararların doğru, eşit ve tüm yurt düzeyinde uygulanması suretiyle hukuki güvenlik ve sosyal barışın sağlanmasına ve korunmasına hizmet edici ölçüde anlam ve değer ifade eder. Sayın Cumhurbaşkanım, bu bölümde halkın yargıya olan güveniyle ilgili neler yaptığımızı anlatmak istiyorum.
Kamusal alanlar insanların kişisel ve grup çıkarlarını, görüşlerini, hayata bakış açılarını bir kenara bırakıp sadece kamu hizmetinin daha iyi işlemesi için zaman ve emek harcadıkları ortamlardır. Yargı mensupları için kamusal alan kendisinin mesleğini adamak, mesleğiyle özdeşleşmek, halkın yargıya olan güvenini en üst seviyede tutmak için yoğun çaba sarf etmek anlamına gelmektedir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasanın yargı mensuplarına bir lütfu deyip halkın güvenine layık olarak sağlanacak bir konumdur. Bu güven yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının en önemli teminatıdır. Daha açık bir anlatımda toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz. Bu konuda Yargıtay Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürüttüğü Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi kapsamında 2017 yılının son çeyreğinde Yargıtay yargı etiği ilkeleri, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı etik davranış ilkeleri ve Yargıtay personeli etik davranış ilkeleri olmak üzere etik ilkeler oluşturmuştur. Bu etik ilkeler tasarım, içerik ve uygulama açısından Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin Avrupa Konseyi'nin kriterlerini karşıladığı gibi halen dünyanın en yüksek standartlarını temsil etmektedir. Yargıtay etik ilkeler akademik çevrelerde de kısa sürede kabul görmüş, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yargı etiği dersinin hukuk fakültelerinde okutulmasına tavsiye edilmiştir. Ayrıca Yargıtay etik ilkeleri 30'u aşkın hukuk fakültesinde kaynak eser olarak kullanılmaktadır. Bu çabalarımıza destek olan Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu üyelerine yargı etiği derslerini hukuk fakültelerinde okutan değerli akademisyenlere ve hukuk fakültelerinin kıymetli dekanlarına göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Yargıtay Yargı Etiği Kurulu klinik çalışmalarıyla binden fazla öğrenci yargı etiği ilkeleri konusunda eğitim almış, 800'den fazla öğrenciye katılım belgesi verilmiş, 129 hukuk fakültesi öğrencisi ise 13 hafta süren teorik pratik eğitimler sonucunda Yargıtay etik ilkeleri hukuk kliniği kolaylaştırıcısı olmuş ve Yargıtay'da oluşturulan sicile kaydedilmiştir. Bu şekilde hukuk kliniği eğitimleriyle yargı etik bilinci kazanan genç nesiller yargı sistemimizin ve geleceğimizin en önemli teminatlarından birisi olmuştur. Yargı etiğinin yaygınlaştırılması için hukuk fakültelerinin yanı sıra Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere tüm barolarımıza ve avukatlara da önemli görevler düşmektedir. Ayrıca Türk Yargıtay'ın önderliğinde şeffaflıkla ilgili İstanbul Bildirgesi hazırladık. Bununla ilgili 2013 yılında İstanbul'da ilk konferans yapıldı. 2016 yılında Balkan ülkeleriyle birlikte toplanıldı. 2017 yılında ise etik ilkeleri ve şeffaflıkla ilgili tedbirler kabul edildi. En son olarak Ekim 2018'de 5 kıtadan 30 ülkeden farklı hukuk sistemlerini temsil eden Yüksek Mahkeme Başkanları ile İstanbul'da yaptığımız 4. Yüksek Mahkemeler Zirvesi'nde İstanbul Bildirgesi bir kez daha teyit edildi ve uygulama tedbirleri taslağa kabul edildi. Evet sevgili arkadaşlar, programın çok önemli bir bölümünü süre olarak adli yıl açılışına ayırdık. Çünkü 1,5-2 aydır tartışılıyordu. Gidilmeli mi, gidilmemeli mi? İşte gidilirse ne olur, ne olmaz? Yargı şeyin ayağına gider mi, sarayın ayağına gider mi falan diye. Netice itibariyle açılış töreni yapıldı, devam ediyor ve ne oldu? Yani Murat neydi? Murat alındı mı? Bakıyoruz konuşmalara, işte Türkiye Barolar Birliği Başkanı şehit olanların isimlerini anarak Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anarak başladı. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı vurgusunu yaptı, millilik meselesi, millilik vurgusu geldi burada. Biz dedi, niçin buradayız? Mevzu bahis vatansa bunun için buradayız dedi. Ondan sonra da bir takım hukuki sorunların çözümüne yönelik önerilerini sıraladı. Yargıtay Başkanı da yine Atatürk'e, Mustafa Kemal Atatürk'e Türk milletine vurgu yaptı. Sonra da sorunların çözümüne baktı. Şimdi tabii gazeteci gözüyle bakınca böyle görünüyor da hukukçu gözüyle, avukat gözüyle bakıldığında bu adli yıl açılış töreni nasıl görünüyor onu merak ettik.
Çok kıdemli, artık doğayan bir hukukçu. Avukat Nusret Senem'e soralım dedik. Hazır mı arkadaşlar Nusret Senem? Nusret Senem merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar Halil Bey. Efendim zannediyorum izlediniz adli yıl açılış törenini. Evet. Şimdi çok tartışıldı. İşte yargı icranın ayağına gider mi, saraya gider mi? Vay bu yalakalık mı, vay bu yandaşlık mı falan diye. Ve bayağı bir linç kampanyasına da dönüştü bu iş. Mesela bugün Sözcü Gazetesi'ne Çiğdem Toker'in yazısını okumuştum birinci bölümde. Neler söylemeyecek, neler söyleyeceğini değil, neler söylemeyeceğini merak etti herkes. Siz Sayın Barolar Birliği Başkanı'nın konuşmasını ve Yargıtay Başkanı'nın konuşmasını nasıl buldunuz? Töreni nasıl buldunuz? Bir hukukçu gözüyle bize yardımcı olur musunuz? Tabii memnuniyetle. Halil Bey, bir kere adli yıl, yeni adli yıl bütün milletimize, yargı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Önce onu belirteyim. Sayın Barolar Birliği Başkanı'nın ve Yargıtay Başkanı'nın konuşmalarını da önemli ölçüde dinledim. Gerçi Yargıtay Başkanı'nın konuşması henüz bitmedi, devam ediyor. Ama verdiği mesajları falan gördük. Sizin ifade ettiğiniz şekilde Barolar Birliği Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı köşkünde düzenlenen törene katılmasına yönelik bir buçuk aydır yoğun bir aleyhe kampanya yürütülüyor bazı barolarımız tarafından. Tabii o barolarımız da saygın barolar, İstanbul, İzmir, Ankara dahil çok sayıda, bizim de üyesi bulunduğumuz Ankara Barosu dahil olmak üzere çok sayıda saygın barolar var bunların içerisinde. Şimdi baroların yönetimleri şüphesiz ki çok önemlidir ama sadece avukat camiası yönetimlerin seçtiği insanlardan ibaret değil. Farklı fikirlerde olan, farklı görüşleri paylaşan geniş bir camiadır. 100.000'e yakın üyesi olan bir camiadır. Büyük bir camia. Barolar Birliği Başkanı'nın tavrını ben çok yerinde ve doğru buluyorum. Onu kendisinin ifadesiyle söz konusu vatansa gerisi teferruattır diye ifade etmiş. Hakikaten bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunları dikkate aldığımız zaman adli camianın, yargı camiasının bu önemli gününde verilecek mesajlar sadece avukatlara vesaireye yönelik değil ki bütün topluma yönelik, toplumun adalet arayışına yönelik mesajlar. O bakımdan her yıl adli yıl açılışında Barolar Birliği Başkanı ve Yargıtay Başkanı'nın verdiği mesajlara yıllardan beri hep dikkat kesilir. Cumhuriyet'in yarattığı bir gelenektir bu. İşte bu gelenek birkaç yıl önce bir olumsuzluk nedeniyle kesintiye uğramıştı. Yeniden başlamış olması son derece önemlidir. Bunu mekanla vesaireyle falan reddetmek, küçümsemek çok doğru bir yaklaşım sayılamaz. Onu açık olarak söyleyelim. Barolar Birliği'nin, Barolar Birliği yönetiminin, Barolar Birliği Başkanı'nın bu konudaki tavrı cesaretli ve doğru bir çizgide bir tavırdır. Çünkü yargının sorunlarının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Yani bu yargı camiasının içinden 5.000 tane FETÖ'cü hakim savcı çıktı biliyorsunuz. Büyük tahribatlar yaşadı bu yargı camiası. Sonra kumpas davaları yaşadı biliyorsunuz 2008'den itibaren 2014 yılına kadar ciddi sorunlar yaşadık. Dolayısıyla bu tahribatları falan gidermek için diyalog içerisinde olmak, yargı çevrelerinin savunma şeysinin bir arada olması ve sorunları birlikte tartışması çok önemli. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda açıklandı bir yargı reformu strateji belgesi söz konusu. Ekim ayında bunun ilk taslakları meclise gelecek. Şimdi bunlar diyalog olmadan kavga ederek sanki düşman kardeşlermişiz gibi bir hava içerisinde eğer karşılanırsa buradan sonuç almak mümkün olmaz. Halbuki yargının, üniversiteler, eğitim camiası, mahkemeler, yargıta, yüksek yargı ve savunma birlikte bu konularda kafa yorarsa sonuçları almak mümkün. Bizim derdimiz sürekli kavga etmek değil. Yani
üzüm yemek istiyoruz. Yargının birikmiş sorunlarına çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu çözüm diyalog olmadan mümkün değil. Ortak çalışma olmadan mümkün değil. Bir buçuk yıldır yaklaşık bir ortak çalışma oluyor. Adalet Bakanlığı'yla, savunma cephesiyle, üniversiteleriyle, yargı organlarıyla birlikte bir ortak çalışma oluyor. Bu çalışmanın ortaya çıkardığı bazı şeyler, temel yaklaşımlar var. Bunların yasa tasarılarına dönüşmesi, meclise gelmesi gündemde. Dolayısıyla Barolar Birliği burada kendine düşen, olumlu yaklaşımı kendine düşeni yapmakla görevli ve bunu yapıyor. Tebrik ediyorum Barolar Birliği'mizin başkanını ve yönetimini. Bu olumlu bir gelişme ama sanıyorum buna karşı çıkış olayı 42 baro falan deniyor. Ben o kadar olduğunu sanmıyorum ama hadi öyle olsa bir de buna karşı çıkışın altında önemli ölçüde önümüzdeki yıl yapılacak baro seçimleri ve Barolar Birliği'nin ondan sonra gelecek dönemdeki Barolar Birliği seçimlerinin ortaya çıkardığı bazı gelişmeler var. Bu gelişmeler nedeniyle bir karşı çıkış ve bir kampanya örgütleniyor. Ama bu kampanyayı örgütleyenler içerisinde bölücü örgütün, FETÖ'cülerin olması manidar bir durum. Bunu sanıyorum o büyük barolarımız bir şekilde değerlendirir, dikkate alırlar. Onlara bu yaklaşım pek yakışmıyor, onu açık olarak söyleyeyim. Evet. Yani bölücünün hakim olduğu barolarla birlikte davranmak Türkiye'deki savunma cephesine, avukatların örgütü Barolar Birliği'ne ve barolarımıza bir şey kazandırmaz. Tam tersine bölücülere alet oluruz. Yanlış bir iş yapmış oluruz. Bu konuyu barolarımızın değerlendirmesi gerekir. Tabii ki her şey bu yıl adli açılışına katılmakla çözülmüyor veya yargı stratejik belgesinin gündeme gelmesiyle çözülmüyor. Daha büyük sorunlar var ama her sorun toptan çözülmez. Yani bir yerden başlarsınız. Sorunları adım adım çözersiniz. Bir olumlu yaklaşım içerisine karşı tarafı da dahil ederek, karşı tarafı da elinden tutarak çekersiniz ve öyle çözülür. Aksi mümkün değil. Aksi ancak kavga ederek birbirimizi yıpratmaktan ibaret bir kör dövüşü olur. Bu da hiçbir cepheye, ne yargı camiasına, ne Türk milletine, ne savunma cephesine bir yarar sağlamaz. Sayın Sanam, Cumhurbaşkanı konuşuyor. Oraya dönmek istiyorum ama sizi yakalamışken de çok kısa bir sorunun cevabını isteyeceğim sizden. Şimdi bakın, çok alakasız bir yerden gireceğim soruya. Yüksek Askeri Şura'nın yapısı değiştirildi. Çok şiddetle itiraz ettik. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz dedik ama şunu düşünmedik mesela Yüksek Askeri Şura ile ilgili. Tamam, eski yapı çok iyiydi, çok sağlıklıydı ama ordunun içine yüzlerce general, amiral, FETÖ'cü sızdırabildi bu Yüksek Askeri Şura yapısı. Evet. Şimdi Sayın Metin Feyzoğlu, ya sarayda adli yıl açılış töreni mi olur bilmem ne. Bundan önceki 50 sene, 100 sene hep Yargıtay'ın ev sahipliğinde yapıldı ama Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu dahil adalet mekanizması olduğu gibi FETÖ'nün eline geçti. Biz özü tartışmadan şekle fazla mı giriyoruz? Hayır, ben bugünkü sistemi savunuyor değilim. Yine Yargıtay'ın ev sahipliğinde yapılsın kafasındayım. Ama bizim tartışmamız gereken şey eski yapıda, eski ev sahipliğinde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu dahil adalet olduğu gibi neredeyse FETÖ'nün eline geçmişti. Bunları hiç konuşmuyoruz. 2010 yılında referandumla, 12 Eylül 2010 yılındaki referandumla yapılan anayasa değişikliğinden sonra oluşturulan HSYK olduğu gibi FETÖ'cülerin eline geçmişti. O durduk yerde olan bir şey değil, biliyorsunuz. Seçim olmuştu o zaman. Evet. Yargı içerisinde yerleştirilmiş 5000 civarında FETÖ'cü vardı. İşte o eski dönemki HSK'nın, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun eseriydi. Onun yaptığı sınavlarla vesaireyle falan o sızmalar gerçekleşmişti. Dolayısıyla aynı şey askeri şura için de dediğiniz gibi geçerli. Yani demek ki şekille olmuyor bu işler. Biraz zihniyet değiştirme meselesi. Sadece mekanla vesaire olmuyor. Hani mekanda tabii ki yargı organları olsun. Yargıtay binası yapılıyor yeni. Sanıyorum önümüzdeki yıllarda Yargıtay binasının geniş salonları olacak. Oralarda yapmak lazım.
doğrusu olan odur. Ama meseleyi sadece mekan olayına indirgeyip bir Ali Hep kampanyaya dönüştürmek çok sağlıklı bir yaklaşım değildir. Ama benim kanaatim sadece mekan meselesi değil olay. Olay önümüzdeki yıllarda yapılacak olan Barolar Birliği seçimleri ve baro seçimlerine yönelik bir kampanyadır. Burada belli kesimleri bu olay nedeniyle yıpratmak istiyorlar. Barolar Birliği çevresini ve onun gibi bir kısım baroları yıpratmak çabası içindedir bu karşı çıkan barolar. Bunu son derece sağlıksız ve hatalı buluyorum. Onu açık olarak söyleyelim. Kendilerine bir hayrı olmaz. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde bunun bedelini bence ağır ödeyeceklerini tahmin ediyorum. Burada yargı organlarının yasal düzenlemeler yapılarak tabii ki daha bağımsız hale gelmesine Yargıtay Başkanı da çok özel vurgular yaptı. Barolar Birliği de buna çok özellikle vurgular yaparak ifade etti. Önümüzdeki yıllarda yargı bağımsızlığını daha etkin hale getirmek, daha işlevsel hale getirmek gibi sorunlar yaşıyoruz. Tabii ki SYK'nın yapısı da burada çok önemli. Evet, Sayın Metin Feyzoğlu da toplayalım çünkü Cumhurbaşkanı'na dönmek zorundayım. SYK'nın yapısının değişmesi gerektiğini vurguladı bu konuşmasında. Evet. Sayın Senem, toparlarsak ben Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına dönmek durumundayım. Son yani bir cümle. Sizin görüşlerinize, ifade ettiğiniz şeylere böylece katılmış olduğumu ifade ettim. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını ben de dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Nusret Sinem'e teşekkür ediyoruz. Tekrar tören salonuna dönüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın hiç olmazsa konuşmasının son bölümünü vereceğiz. İzleyelim. Anlayış bize göre dünyanın şu andaki en büyük sorunudur. Tarihin hiçbir döneminde zalimler eksik olmamıştır. Ama aynı şekilde zulüm de payidar olamamıştır. Günümüzün zalimlerinin yol açtığı adaletsizler elbet bir gün sona erecektir. Bize düşen işte o güne kadar adalet mücadelesini sürdürmek, mazlum ve mağdurların yanında yer almaktır. Hiç şüphesiz dünyada adaleti sağlamak için herkesin üzerinde ittifak edeceği bir uygulama biçimi bulmak imkansızdır. Ama tüm insanlığın ortak özlemi ve hedefleri olan adalet meşalesini hep yukarıda tutarak hak ve eşitlik temelinde mümkün olan en geniş mutabakatı sağlamanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Türkiye tarih boyunca işte bu mücadeleyi vermiş bir medeniyet anlayışının mirasçısıdır. Bu mirasa layık olabilmek için de önce kendi devlet ve toplum yapımızda insanlarımızın zihin ve gönül dünyalarında adalet kavramını hak ettiği yere oturtmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, her şey gibi devletlerin yönetim sistemleri de zaman içinde gelişmekte ve dönüşmektedir. Türk toplum ve yönetim yapısı son iki asırdır dünyada yaşanan gelişmeleri çok yakından takip etmiştir. Yasama, yürütme ve yargı organlarının kendi içlerinde bağımsız bir şekilde çalışması esası üzerine kurulu kuvvetler ayrılığı işte bu sürecin eseridir. Kuvvetler ayrılığı prensibi demokrasinin ve cumhuriyetin temelidir. Her toplum ve devlet kuvvetler ayrılığı ilkesini kendi serencamına uygun şekilde hayata geçirmektedir. Dolayısıyla dünyada tek ve değişmez bir kuvvetler ayrılığı demokrasi, cumhuriyet, hukuk devleti uygulamasından bahsedilemez. Esasen böyle bir yaklaşım hayatın olağan akışına uygun da değildir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimle gelen başkan yardımcısı aynı zamanda senatonun ve kongrenin de başkanıdır. Yine bu ülkede Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyeleri başkan tarafından atanmaktadır. Görüldüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu durum yürütmenin yasama organı üzerindeki tahakkümü
Bir başka ifadeyle kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bir durum olarak anlaşılmamaktadır. Bu çerçevedeki en son ve en çarpıcı örneklerden biri de şu an İngiltere'de yaşanıyor. Kraliçe halkın iradesi olan halk oylaması sonuçlarının uygulanmasını sağlamak üzere başbakanın teklifi üzerine parlamentoyu bir ay süreyle askıya aldı. İngiliz demokrasisi halk oylaması sonuçlarını hayata geçirmek üzere kendi içinde kuvvetler ayrılığı ilkesini bu şekilde yorumlayarak tıkanan sistemi açma yoluna gitti. Türkiye darbelerden vesayete kadar pek çok sıkıntılı süreç yaşamış olsa da halkın iradesini en üstte tutan kuvvetler ayrılığı fikrine ve bunun üzerine bina ettiği demokrasi anlayışına hep bağlı kalmıştır. Geçtiğimiz yıl 24 Haziran seçimleriyle birlikte tüm unsurlarıyla fiilen hayata geçirdiğimiz yeni yönetim sistemimizde kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha belirgin ve keskin bir şekilde işletilmesine dayalıdır. Bilindiği gibi anayasamızın amir hükümleri gereğince Cumhurbaşkanı sadece yürütmenin değil, aynı zamanda devletin de başıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin birliğini, beraberliğini tüm kurumlarıyla etkin şekilde işlemesini temin Cumhurbaşkanı'nın en öncelikli görevidir. Anayasamızın lafzında ve ruhunda açıkça yer alan bu yaklaşımı kuvvetler ayrılığı için bir tehdit değil, tam tersine birleştirici bir güç olarak görüyoruz. Yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi işlerinde bağımsız bir şekilde çalışması hepsinin de anayasada Cumhurbaşkanı'na verilen devletin başı misyonu etrafında birlikte hareket etmelerine mani değildir. Devlete ait yetki ve görevlerin herhangi bir üstünlük sıralaması olmadan kullanılması olan kuvvetler ayrılığı prensibinin denge yerine çatışma anlayışıyla yorumlanması ülkeye ve millete fayda değil, zarar getirir. Çünkü kuvvetlerin kendi işlerindeki faaliyetlerini yürütürken sahip oldukları bağımsızlık başlı başına bir egemenlik hakkı değildir. Devlet sisteminde illa bir üstünlük aranacaksa bu ancak anayasanın ve orada tezahür eden milli egemenliğin üstünlüğü olabilir. Milli egemenliği yasama ve yürütme kurumları demokratik seçimlerle doğrudan milletten aldıkları güçle kullanır. Yargı ise anayasayı ve kanunları yapan yasama organından aldığı yetkiyle görevini yürütür. Kuvvetler ayrılığı sistemindeki yargı bağımsızlığı bu erkin kendisine yargı yetkisi veren hukuk kurallarını eksiksiz bir şekilde uygulaması sorumluluğu ve gücünden kaynaklanır. Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin meclis ve yürütme tarafından seçilmesi de aynı mantığa dayanıyor. Türkiye'nin örnek aldığı Batı demokrasilerinde yargı organlarının kararlarını kanun adına vermesi de yine bu anlayışın sonucudur. Ülkemizdeki tartışmalarda kuvvetler ayrılığına yönelik ithamların daha ziyade yürütme yargı gerilimi üzerine bina edilmesinin sebebi bu önemli gerçeği örtmeye yöneliktir. Yeni yönetim sistemimizde yürütmenin de temsilcisi olan Cumhurbaşkanı'na kuvvetler ayrılığı konusunda yöneltilen ithamların çoğu temelsizdir. Ülkemizdeki demokratik sistemde Cumhurbaşkanı'na açılan alan üstünlük bağlamında değil, tüm kurumların ahenk içinde çalışmasını gözetme noktasındadır. Yargı üzerinden milletten ve hukuktan aldığı yetkiyle görevini yapan yürütme erkiğiyle onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanı'na saldırmak aslında doğrudan siyasal alanı
hedef almaktır. Kuvvetler ayrımındaki yerinin ötesinde tamamen ideolojik ve bağnaz bir tahayyülle yargı bağımsızlığı sözünü gündemde tutanlar en çok demokrasiye, cumhuriyete, milli iradeye zarar veriyor. Bilindiği gibi son anayasa değişikliğiyle yargı bağımsızlığı kavramı yargının tarafsızlığı ilkesiyle tahkim edilmiştir. Buna rağmen demokrasi ve onun kurucu unsuru olarak siyaseti mesnetsiz saldırılarla yaralamaya çalışmak en başta yargı kurumuna saygısızlıktır. Bunun en güzel örneği de idare içerisinde kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri olan bir takım baroların adli yıl açılışını sırf mekanından dolayı provoke etmeleridir. Bu mekan şahsıma ait değil. Bu mekan her zaman söylediğim gibi milletin evi. Ve devletin tüm kurumları bu mekanı rahatlıkla kullanma hakkına sahiptir. Üstelik bu meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin çoğulcu demokrasiyle bağdaşmadığı kabul edilen bir gerçek olduğu halde böyle bir tartışma yaşandı, yaşanıyor. Halbuki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bu gazi mekan, konferans salonu, sergi salonu, camisi, 15 Temmuz anıtı tamamlanmak üzere olan kütüphanesi ve inşası süren müzesiyle milletimizin, dolayısıyla da tüm kurumlarımızın evidir. Önümüzdeki dönemde ilk çözmemiz gereken meselelerden birinin barolar başta olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesi olduğuna da inanıyorum. Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği. Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği başkanlarımızı bu bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle yine şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Yargı kurumunun nefasetine zarar veren ülkemizdeki avukatların kahir ekseriyetinin hissiyatını ve tercihini de temsil etmediğine inandığım bu tür yanlışların ileride tekrarlanmayacağına inanıyorum. Değerli arkadaşlar, bundan 18 yıl önce kurucu genel başkanı olduğum partinin adının başına adalet kelimesini getirmemiz sıradan bir tercih değildir. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu ideal uğrunda mücadele ettik. Pek çok reform hayata geçirdik. Anayasamızda ve kanunlarımızda yaptığımız değişikliklerin tek amacı adaletin daha güçlü bir şekilde tesisini sağlamaktır. Temel kanunların yenilenmesinden yargı mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesine, adliye binalarının modernleştirilmesinden istinaf mahkemelerinin kuruluşuna, yargıda hedef süren elektronik devlet uygulamalarına, adli tıptan bilirkişiliğe, lekelenmeme hakkından arabuluculuk müessesesine kadar her alanda adalet sistemini geliştirecek tarihi reformlara imza attık. Merdivenlerin altından adliye kurumlarını çıkardık. Hepsinden öte dedik ki adalet saraylarıyla biz adliye mekanizmalarına ayrı bir güç kazandıralım. Bunu yaptık. Bugün de demokrasimizi güçlendirmek, vatandaşlarımızın adalet beklentisine en yüksek cevabı vermek, uluslararası alanda Türkiye'nin hukuk devleti niteliğini tahkim etmek amacıyla yeni reform hazırlıkları içindeyiz. Yaklaşık 3 ay önce yine bu salonda yargı reformu strateji belgemizi hukukçularımız ve milletimizle paylaştık. Tutukluluktan ifade özgürlüğüne, savunma hakkından adalete erişime kadar birçok alandaki reform vizyonumuzu bu belgeyle ortaya koyduk. Güven veren ve erişilebilir bir adalet anlayışıyla oluşturduğumuz yargı reformu strateji belgemizin
hukuk camiasında ve kamuoyunda memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Reform belgesindeki hedeflerimizi hayata geçirmek için hem mevzuat değişikliği hem de idari düzenlemeler konusundaki hazırlıklarımız son aşamasına geldi. Tabii asıl önemli olan uygulamadır. Ülkemizde kağıt üzerinde mükemmel duran nice düzenlemenin uygulamadaki çarpıklıklar sebebiyle nasıl sıkıntılara ve adaletsizliklere yol açtığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun için mevzuat değişiklikleri ve idari düzenlemeler kadar zihniyet değişimine de önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın adalet sistemine duydukları güveni ancak bu şekilde arzu ettiğimiz seviyeye getirebileceğimize inanıyoruz. Avrupa Birliği organları her ne kadar ülkemize karşı açıkça ayrımcı bir tutum içindeyse de biz bu reform belgesiyle aynı zamanda tam üyelik yükümlülüklerimize olan bağlılığımızı da göstermiş oluyoruz. Önümüzdeki dönemde devam ettireceğimiz dinamik reform süreciyle inşallah demokrasimizi güçlendirecek milli iradenin üstünlüğünü inşallah daha da pekiştireceğiz. Yargı süreçlerini sadeleştirerek, uyuşmazlıklar için alternatif çözüm yolları geliştirerek, önleyici hukuk uygulamalarını sistemimize kazandırarak bu reformu kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız. Hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi, güvence altına alınması için kapsamlı bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesini, hukukun üstünlüğünün, bununla birlikte bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının temel şartı olarak görüyoruz. Kaliteli insan kaynağı, her alan gibi adalet sisteminin iyi bir şekilde işleyişinin de temel şartıdır. Hukuk eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi yargı reformu stratejimizin en önemli unsurlarından biridir. Hakim ve savcı yardımcılıklarının ihdası bu bakımdan gerçekten çığır açıcı bir yenilik olacaktır. Meslek öncesi ve meslek içi eğitimi de daha etkin hale getireceğiz. Bilirkişilik, yazı işleri hizmetleri, bilişim sistemi, tebligat, uzmanlaşma gibi yargı faaliyetlerinin destek unsurlarıyla ilgili reformları da ihmal etmiyoruz. Savunma hakkı ve bunun en önemli unsuru olan avukatlar konusu da yargı reformu stratejimizin en önemli başlıklarından biridir. Avukatlık mesleğine girişten stajlara kadar bu konuda sorun yaşanan pek çok uygulamayı önümüzdeki dönemde değiştiriyoruz. Sistemi mümkün olduğunca sadeleştirerek görevsizlik ve yetkisizlik kararlarına yol açan problemleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Soruşturma, kovuşturma ve cezaların infazı aşamalarını kapsayan ceza adaletinde adil, etkin, rasyonel bir işleyişi temin etmek zorundayız. Cumhuriyet savcılarının takdir yetkilerinin genişletilmesinden soruşturma aşamasının etkinleştirilmesine kadar bu çerçevede pek çok yeniliği hayata geçireceğiz. Özellikle ekonomik hayata doğrudan etkisi olan hukuk yargılamalarında da sade ve etkin bir işleyişi temin etmekte kararlıyız. Yargı mensuplarımızın mesai mefhumu gözetmeksizin işlerini layıkıyla yerine getirmek için gösterdikleri gayrete yakinen şahidim. Yeni reformlarla sistemi geliştirerek, güçlendirerek, ileriye taşıyarak adaletin en etkin ve hızlı şekilde tecellisini sağlamak için sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2019-2020 adli yılında yürüttükleri adaleti sağlama, hukuku tesis etme, yargıyı işler kılma mücadelelerinde
tüm hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza, yardımcı personelimize başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitap. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. Gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan, 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.